Merhabalar, ben Çağlar. Bugün 10 Nisan 2024, Çarşamba günü, Ramazan bayramının ilk günü. Şimdi güzel bir yolculuğa çıktım. Tek başıma. Bingöl'e gideceğim, Batman'a gideceğim. Belki vakit kalırsa son olarak da Diyarbakır'a gideceğim. İnanılmaz güzel bir yağmur yağıyor. Sinecek. Yer yer yetişmiyor diyebilirim. Tabii bayramın ilk günü olduğu için gittiğim şehirler ne kadar canlı olacak, ne kadar yoğun olacak veya çarşısı pazarı açık olacak mı bilemiyorum. Ama bu bayram bu şekilde güzel bir karavanımla plan yaptım. Şimdi yolundayım. Ortalama 70-75 km sonra Bingöl'e gideceğim. Evet, Bingöl yolundan herkese selam olsun. Benim de yolum açık olsun.
hanesinden, merkezinden belli. Evet, yavaş yavaş da. Buyurun efendim, hayırlı bayramlar. Öncelikle yayıların. Olmadığı için
İşte benim aracımın artılarından bir tanesi de bu. Kısa olması. Şehir içinde birçok yere rahatlıkla girip çıkabiliyorum. Bana bu artıyı veriyor. Bu araç ambulanstan çıkma, sonradan motokaravana çevrilme. Yani ambulansın girebildiği her sokağa, her caddeye rahatlıkla girebiliyorum. Ambulansın da giremediği neredeyse sokak veya cadde yok. Tabii ki motokaravanla çekme karavanın farkı çok çok ayrı. O tartışılamaz bile. Ama ben mesela burada neresi müsaitse, güzelse, emniyetliyse, dışarıya yayılmadan, kimseyi rahatsız etmeden konaklayabilirim. Motokaravan bana bu artıyı veriyor. Evet, bu yolu da ilerleyip sonra sağ aşağıya döneceğim. Hatta buradan dönebilirim. Hadi bakalım. İleride ana bir cadde var. Orayı bulmaya çalışıyorum esasında. Biraz da geldiğim yönün tam tersini ilerlemek istiyorum. Evet, buralarda yoğun bir yerleşim var. Evler, dükkanlar bunu belli ediyor. Evet, aradığım cadde bu. Buradan sağa doğru dönüp yoluma devam ediyorum. Hadi bakalım. Kültür Parkı'nın şöyle hemen yanında duracağım. Burası müsait bir yer. Evet, burada arabamı park edip istirahatimi yapacağım. Sonra da birazcık şehri gezeceğim. Aracımı Bingöl Belediyesi Kültür Parkı'nın hemen girişine park ettim. Yağmur biraz dindi. Şimdi birazcık yürüyeceğim. Şehri tanımaya çalışacağım. Bu caddeden geçmiştim. Biraz daha canlanmış. Merkezde şöyle büyük bir cami var.
Bingöl'ün merkezini gezdikten sonra tekrar karavanama doğru gidiyorum. Şimdilik gördüğüm bir açık olan tek yerde yemeğimi yedim. Şöyle doğal güzelliğin içinde ilerleyeyim. Sonra şehri biraz turladım. Bingöl'de bu şekilde görmüş olduk. Evet, gezim devam ediyor. Bingöl turumu şu an sonlandırıyorum. Şöyle son bir turumu da attıktan sonra artık Batman'a doğru yola çıkacağım. Şehir biraz daha hareketlendi. Saat 10.30 gibi Bingöl'e giriş yapmıştım. Şu an 13.45. Halk yavaş yavaş dışarı çıktı. Benim tespitim sadece açık olan bir yer vardı. Orada yemek yedim. Esasında çok aç değildim ama yani buradaki esnafa da bir katkım olsun istedim. Bayramın birinci günü işletmesini açmış esnaf. Evet. En azından Bingöl'de gelmedim. Bingöl çıkışında bir yakıt istasyonuna uğradım. Su doldurabileceğim bir yer var mı diye sordum. Sağ olsun bana yardımcı oldular. Hemen şurada musluklar var. Oradan aracıma su dolduracağım. Depomda hiç su kalmamıştı. Kıştan çıktığımız için depodaki suyu da boşaltmıştım. Donma yapmasın diye. Evet. Vallahi Allah razı olsun. Yani en azından yardımcı oldu. Yok da diyebilirdi. Ben esasında onu görmedim. Görsem dahi yani kullanmak için izin almam gerekiyordu. Şimdi oraya geçeceğiz inşallah. Suyumuzu dolduracağız. Evet, Allah razı olsun bu hayratı yaptıranlardan. Şu an depomuza suyumuzu dolduruyoruz. Muhteşem bir manzara. Hemen şurada sıralı dağlar var. Üzerinde hala kar var. Şu hemen ilerisi Bingöl. Yolculuk halinde de çok fazla su doldurmamak gerekiyor. Çünkü çok fazla su deponuzda çalkalanma yaparak mobilyanıza veya içindeki bağlantı olan yerlere zarar verebilir.
kadar yeterli. Çok da fazla doldurup suyun çalkalanmasını istemiyorum. Suyumuzu doldurduk mis gibi. Şimdi sağ olsun çalışanlar bana kahve ikram edecek. Biraz muhabbet ettik. Kahve içelim bakalım. Evet, kahvemizi içeceğiz arkadaşlarla. Ondan sonra tekrar yola devam edeceğim. Ya sen iyiysen herkes iyi arkadaş. Sen iyiysen herkes iyi. Burada da kalbimize göre insanlarla karşılaştık. Kardeşim teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Vallahi ikramınız için. Rica ederim abi. Her zaman bekleriz. Ne zaman yolun düşerse bilgiyle. Çok teşekkür ederim. Seni. Buradayız. Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Senin de abi bayramı gayet olsun. Bunlar da dostluğu sembol etsin. Eyvallah, sağ olasın. Esasında burayı sadece lavabo ihtiyacı için durdum. Evet. Baktım dışarıdan çok tertemiz gözüküyor. Ondan sonra bu içeride kasada duran arkadaşla işte su var mı diye sordum. O da beni oraya yönlendirdi. Su aldıktan sonra bir hoş sohbet muhabbet oluştu. Şimdi kahveyle devam ediyor. Dostluğun hepsileri bütün şeylerden başlıyor, biliyor musun abi? Aynen öyle. Bir de sen iyisen herkes iyi abi ya. Yani bitti. Verdiğim enerjiyi, güler yüzleri. Eyvallah abi, sağ olasın. Şey yapıyorum. Zaten son zamanlarda insanlarda en eksik olan şey güler yüzlülük abi. Aynen. Ya maddiyat desem var, sonra mal mülk desem var ama ne yok abi? Güler yüzlülük yok. İnsanlar artık hani nasıl diyeyim, ekonomik krizin peşine düşmüşler, paranın peşine düşmüşler, mutluluğu, her şeyi unutmuşlar. Bir de ahir zaman. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Evet. Emrah kardeşimin bu güzel kahve ikramından sonra o sohbet muhabbet ettik. Şimdi yola çıkıyorum. Bana birkaç yer tavsiye ettiler. Şimdi oraya doğru yol alacağım. Hadi bakalım, bismillah. Evet, Ballı Yarı Bingöl'den yüzen adalara doğru gidiyoruz. Bingöl hemen solumuzda kaldı. Evet, küçük kısa bir turdu ama çok memnun kaldım. Yeni insanlarla tanıştım. O sohbet muhabbet ettik. Bana bir şeyler ikram ettiler. Şimdi tekrar yola çıkıyorum.